Sevgili İçeri Televizyonu seyircileri, öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Siyaset Tüneli programına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle tekrar birlikteyiz. İlk programımızı geçen hafta Perşembe günü çok sevgili abim Ahmet Söyler'le birlikte yaptık. Evet. Güzel de bir program oldu. Umarım bugün yine sizlere çok faydalı haberler, bilgiler sunarız, veririz. Ben öncelikle Ahmet abiye hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum. Ahmet abi maşallah size yetişen aşk olsun. Bu enerji, bu yani maşallah yani. Şimdi şu ara Ahmet Bey, evet. Eğer ki bu kentte siyaset, geçen programda söyledik, yaşamsa, yaşamımız nefes aldığımız sürece devam ediyorsa bu enerjiyi sarf etmemiz gerekiyor. Ama biz birileri gibi politika yapacaksak bazen keseriz, bazen otururuz, bazen yatarız. İnsanların ve hayatın nefesin alındığı her yerde olmak zorundayız. Tabii, çok doğru. Çünkü yoksa konulara vakıf olamıyorsunuz. Tabii. Veya direkt kaynağından bilgiler alamıyorsunuz Ahmet doğru. Bey. Doğru. Bir de tabii ki artık seçimler de yaklaştığı evet. için ister istemez bir tempo, hızlı bir tempo. Tempo evet. Koşturma olması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Sevgili İçeri Televizyonu seyircileri, aynı zamanda biz Klas FM'le de ortak yayın yapıyoruz. Onu da belirteyim. Buradan Klas FM dinleyicilerimize de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmuş oldum. Radyo Klas 99.3'ten bizleri dinliyorlar şu anda. Onlara da sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ve ben fazla lafı uzatmak istemiyorum. Ahmet abi, biz geçen hafta partileri konuştuk. Evet. Orada kalmıştık zaten en sonda. Tabii yine partilerdeki gelişmeleri konuşacağız. Partileri siz geziyorsunuz. Partilerin nabzını iyi tutuyorsunuz. Konuklar alıyorsunuz. Türkiye'deki partilerin son durumları hakkında ne gibi bilgileri var, sıcak bilgileri var, onları siz takip ediyorsunuz. Tabii bizler de takip ediyoruz evet. ama siz konuya daha vakıfsınız. Daha evet. böyle bu konunun üstünde seçimler yaklaştıkça daha çok vakıfsınız, biliyorsunuz. Siz sürekli konuklar da alıyorsunuz. Evet. Biraz önce de zaten CHP İl Başkanı. İl Başkanı Abdullah Özyiğit Bey'le beraber. Abdullah Özyiğit Bey'le evet. beraber güzel bir program yaptınız. Ben izledim. Önümüzdeki siyaset tüneli programlarında Mersin'de siyaset yapan AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar'ı, MHP İl Başkanı Sayın Sebahattin Kılıç Bey ve diğer il başkanlarında programlarda konuk almaya devam edeceğiz. Evet. Bu da hem bizim adımıza sevindirici evet. bir olay. Yani böylelikle onları, hem de İçel TV ve Radyo Klas'tan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de taze ve sıcak bilgilere sahip oluyoruz böylelikle. Partilerin iç durumlarını, partilerin aday adaylarını, partilerin son durumlarını burada birebir sıcağı sıcağına dinliyoruz ve izliyoruz. Ben şu şekilde konuya geçmek istiyorum, girmek istiyorum daha doğrusu. Geçen hafta biz AKP'yi değerlendirmiştik biraz. AK Parti'yi değerlendirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirmiştik. Milliyetçi Hareket Partisi'nde biraz değerlendirme oldu, yarım kaldı. Onlara da haksızlık etmek istemiyoruz. Evet. İsterseniz MHP'den başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden başlayalım. Bir tamam. değerlendirme yapalım. Tamam Ahmet. Ondan sonra Demokratik Toplum Partisi'ne bir geçelim. DTP'ye. Evet. Şimdi oradan bir değerlendirme yapalım. İl binalarını geziyoruz. Evet. Parti il binalarına bakıyoruz. Bazı il binaları çok hareketli. Bazı il binalarına bakıyoruz. İnan görevliler dahi yok. Seçim süresine girilmiş ama şunu da görüyoruz. Parti genel merkezlerinde daha hareketli bir süreç yaşanıyor. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Aday adayı müracaatları vardı geçen haftalarda. Evet. Aday adayı müracaatlarını bazı partiler direkt genel merkeze yaptılar. Örneğin CHP'de müracaatlar direkt CHP genel merkezine yapıldı. MHP'de adayı müracaatları direkt MHP genel merkezine yapıldı. Ama AK Parti'de şu vardı. Hem genel merkeze yapabiliyordunuz ve direkt il binasına yapabiliyordunuz müracaatları. HDP'de ise hem il binası hem genel merkez olduğu söylendi. Yani niye 4 partiyi ön plana çıkartıyoruz? Seçime 31 parti giriyor ama genelde Mersin'de yerelde iktidar olan ve şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 parti var. Evet. Ve siyaset genelde masanın 4 ayağı gibi o partiler üzerine odaklanmış. Belki de diğer partilere katma değer sağlayacak 3-5 puan gibi önemsiz olan veya yüzde oranlarda 0.5'ler veya 1 olan partiler de var. Hı hı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu
kamuoyu da biliyor. 31 tane partinin 2015 seçimlerinde seçime girebileceği yeterliliğini ortaya koydu ve bunu kamuoyuna da deklare etti. Ama geldiğimiz noktalarda bakıyoruz, partilerde de iktidar partisinde olsun, muhalefet partilerinde olsun anlık sıcak gelişmeler de olabiliyor. Örneğin geçen hafta Mersin'de ve Türkiye'de bir ilk oldu. AK Parti'de sivil toplum örgütlerine sandık konuldu, soruldu. Aday adayları soruldu. Biz bunu farkındaysanız bir programda ben İçel TV'de söylediğimde, ben sokaklara çıktığımda bana şunu demişti kamuoyunda bazı siyaset yapan büyüklerimiz. Ya sen de dedi ortaya bir şey atıyorsun, arkasından dedi toparlayamıyoruz. Böyle bir şey mi olur? Biraz önce de siz dediniz, yani genel merkezin siyasi stratejilerini takip ediyorsunuz. Partilerdeki gelişmeleri anlık takip ediyorsunuz dediniz. Eğer biz İçel TV ekranlarında siyaset tüneli programında kamuoyunu direkt bilgilendireceksek, insanlarımıza, seçmenlere veya siyaset yapacak olan kişilere sağlıklı ve doğru bilgiler vermek zorundayız Ahmet Bey. Doğru söylüyorsunuz. Ve bunun neticesinde geçen pazartesi günü Mersin AK Parti il binasında Mersin'de valilik kayıtlarına girmiş. Belki bazıları bunu dernek olarak kabul etmiyor ama MESİAD'larından, TÜSİAD'larından veya gönüllü yardım kuruluşları diye geçiyor. Dernek olarak sivil toplum örgütleri, yani kısaca STK'lardan oluşan bir kitle geldi. Mersin'de kimi aday görmek istiyor? Yani müracaat eden kişiler de olabilir. 112 müracaat var şu an AK Parti'de. 112 kişi de olabilir. Veya bu 112 kişinin dışında bu kent dinamiğinde olabilecek veya sivil toplum örgütlerinin Mersin'de milletvekili olarak görmek istedikleri insanları yönetim kurulu üyeleri gelerek tercihlerini belirtti ve yanılmıyorsam 1650 civarında bir katılım oldu. 1650 kişi Mersin'de 7 Haziran'da seçilecek olan 11 milletvekili adayı için oy kullandı. AK Parti'de. AK Parti'de böyle bir gelişme var. MHP'de biliyorsunuz yarım kalmıştı geçen hafta. Evet. Şu stratejiyi gördüm ben. Müracaatlar MHP'de Mart ayının 12'si ile 18'i arasına bırakıldı ama bir haftalık bir süre vardı. Mersin kamuoyunda da kendini aday olarak deklare eden arkadaşlarımız vardı. Bunlar işte sosyal medyada olsun, billboardlarda olsun, yerel gazetelerde veya yazılı, işitsel, görsel basında seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama biz bunu ne demiştik? Ankara Genel Merkez'e müracaat edip kamuoyuna çıktıktan sonra biz adayları baz alacağız demiştik. Çünkü öyle bazı isimler oldu ki kendini adayı lanse etti MHP'de ama şimdi resmi müracaatlarının olmadığını da görüyoruz. Ortaya çıktı yani. Evet. Yani şu an önümüzdeki günlerde belki yine MHP İl Teşkilatı güzel bir program yapıyor. Diyor ki kardeşim gideceksiniz genel merkeze, müracaatınızı yapacaksınız. Müracaatınız kabul edildiği zaman ben size diyor cumartesi günlerini ayırıyorum diyor. Cumartesi günü Ahmet Bey MHP il binasında sabah 9.30, 10.30'dan veya 10'da başlayan bir program oluyor. Akşam 5-6'lara kadar sürüyor. Müracaat eden adayları geliyor il binasında. Kendi etrafındaki insanları veya partilerle veya diğer ilçelerden gelmiş farklı insanlara kendilerini ifade ediyor. Ve adaylıklarını genel merkez müracaatından sonra resmen deklara ediyorlar. MHP'deki çalışma böyle bir çalışma var ama bu çalışmalar sürerken de MHP Genel Merkezi 11. Kongre'ye gitti. Biliyorsunuz siyasi partiler olmazsa olmazı kongrelerdir. Kongre'ye gitti ve bu kongre merakla merak ediliyordu. Çünkü geçen programda izleyiciler belki hatırlayacaktır. Size şunu ifade etmiştim ben. Bazı siyasi partilerde tüyümler 21 Mart'tan sonra çözülecek demiştim. Yani 21 Mart belki de bu 2015 siz, seçimlerinde bir dönüm noktası olacak demiştim. Dönüm noktası. Evet. Bu dönüm noktasında mesela MHP'nin bir dönüm noktasıydı. Şimdi MHP kongresine baktığımız zaman belki de izleyicilerimiz izlediler ulusal medyalardan veya Mersin'den Ankara'ya bizzat gelip kongreye katılan insanlarımız da oldu. Yani MHP kamuoyuna şöyle bir görüntü verdi. Kardeşim ben iktidara hazırlanıyorum.
Yani daha önceki kongrelerde kamuoyuna yansıyordu. Tartışmalar, kavgalar falan, havada uçuşan sandalyeler falan vardı. Ama bu dönem MHP'de bunu göremedik. Evet. Çok düzen vardı. Çok düzen vardı. Ahenk vardı ve çok büyük bir katılım vardı. Katılım büyüktü, evet. Evet, çok büyük bir katılım vardı. Böyle bir kongre izledik. Bunun daha akabinde kongrede %60 merkez kararda veya parti genel merkezinde görev alacak insanlarda %60 bir değişim oldu. Bayağı bir kan değişimi oldu. Hı hı. Veya bugüne kadar farklı siyasi partilerde siyaset yapmış kişiler yer aldı. Veya onların oğlu, kızı veya başka birinci derece yakınları MHP kadrosunda görev aldı. Ve bugün de sanırsam MHP genel merkezinde başkanlık divanı veya genel başkan yardımcıları oluşturulacak. Bu son sıcak bilgiyi de kamuoyuyla ben paylaşmak istiyorum. Evet. MHP yerelde bir kesime hitap ediyor. Yani bunu kentimizde görüyoruz. Son yerel seçimlerde Mersin'de 8 tane ilçe belediyesi kazandı. Evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Veya Mersin'in en büyük ilçesi dediğimiz Tarsus'u kazandı. Erdemli. Veya Erdemli kazandı sizin ilçenizi. Evet. Yani yerelde başarı koymuş bir MHP'nin Mersin genel seçimlerinde nasıl bir seçim stratejisi izleyeceği veya yereldeki başarısını genelde nasıl uygulayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü burada aday profilleri çok önemli olacak. Tabii Ahmet ki. Bey. Hı hı. Yani şimdi bize gelen bilgiler var. Biz bunları söylediğimiz zaman tabandaki bazı arkadaşlarımız bize kızıyor. Hı hı. Kardeşim diyor, bunu sen nereden çıkardın? Şu an biz diyebiliriz ki bir tane Mersin'de genel başkan yardımcısının ilk sıralarda değerlendirileceğini belki söyleyebiliriz burada. Hı hı. Evet. Veya ilk defa belki de Mersin siyasi hayatında tamam listelere bakıyoruz, görüyorduk ama MHP'de ilk sıralarda bir kadın aday olabilir. Hı hı. Çünkü bunu diğer biraz önce programlarda da söyledik. Diğer haftada konuşmuştuk. Artık illere göre de genel merkezler seçim profillerini veya seçim stratejilerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Hı hı. Ama MHP'ye baktığımız zaman biraz daha fazla, daha etkin güney illerine yoğunlaştığını görüyoruz. MHP'de bu Türkiye genelinde de Türkiye böyle, genelinde yani böyle ama MHP genel merkezinin güneye daha ağırlık verdiğini görüyoruz. Evet. Niye diyeceksiniz? Sayın kongreden sanırsam 1150 oyla ama 1149 takriben öyle oyla seçilen Devlet Bahçeli ama evet, yakın komşumuz Osmaniye'de milletvekilliği adaylığı için müracaat etti. Evet. Yani bu demek oluyor ki eğer ki bir partinin genel başkanı yakın bir komşu ilimizden milletvekili adaylığı ve genel başkan olarak müracaat ediyorsa. Demek ki ağırlığını güney illerine verdiğini sinyalini vermiş. Adana'da yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li bir belediye ise. Evet. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi MHP'li bir belediye ise MHP genel merkezinin kalbi. Seçimin kalbi burada atacak diye bir sloganı var ya, ben diyorum ki MHP genel merkezinin kalbi güneyde atacak. Aha. Ahmet Bey. Hı hı. Ve seçim çalışmalarını tamam Türkiye genelindeki belki 81 ile yayacaktır ama genelde kazanabileceği yere kazanabileceği güçlü isimleri koyarak gidecektir. Çünkü bunun geçmiş dönemde tablolarını görüyoruz. Milletvekilliği sıralamasında bir bakıyorsun bu kentte MHP 5 tane milletvekili çıkartmış. Hı. Ama bir seçimde de bakıyorsunuz 2 tane milletvekili çıkartmış. Belki de hiç yani çıkartmamış. Bu kriterleri genel merkez ve Mersin Teşkilatı değerlendirecektir. Şimdi önümüzdeki günlerde belki bu sorular da konuk aldığımız zaman İl Başkanı Sebahattin Bey'e de soracağız. Hı hı. Mersin'de nasıl bir strateji izlenecek, nasıl bir seçim çalışması veya nasıl bir kampanya yapılacak? Biraz önce programı izlediniz mi bilmiyorum. İzledim. CHP genel merkezi seçim stratejisini farklı yapıyor. Hı hı. Mesela Yunanistan'daki seçim stratejilerine bakıyor veya danışman olarak Obama'nın seçim stratejisini sosyal demokrasi algılıyor, bütünleştiriyor. Yani, evet. Zaten AK Parti bakıyorsunuz diyor ki kardeşim benim diyor seçim stratejilerim her seçimde farklı diyor. Her seçimde ben başarıyla çıkıyorsam diyor, her yaptığım kampanya diyor Türkiye'de ve dünyada tartışılıyorsa diyor, bu diyor 2015 seçimlerine de farklı bir diyor kampanyayla gideceğim. Yine diyor seçimlere diyor damgamı vuracağım. AK Parti'deki iddia böyle.
Ama biraz önce de baktık, CHP'deki iddia ise diyor ki benim diyor seçmen kesimim diyor, eğer ki diyor bir başarı grafiği yükselen Kılıçdaroğlu varsa diyor, Kılıçdaroğlu'nu diyor ön plana çıkartarak diyor. Yani sayın diyor genel başkan Kılıçdaroğlu'nun yaşam diyor hikayesiyle diyor jenerikler veya filmler diyor yaptıracağım diyor. Veya diyor Kılıçdaroğlu diyor CHP ile bütünleşip bir marka CHP algısıyla diyor siyasete gideceğim. Ve diyor burada diyor öğrencilere, çiftçilere veya diyor emeklilere diyor yönelik diyor şeylerimiz olacak, söylemlerimiz. Bizim diyor ekonomi diyor kriterlerindeki söylemlerimiz genelde diyor seçim stratejisinde veya beyannamesinde bu kitlelere hitap edecek diye bir söylemi var. CHP Genel Merkezi'nin. Ama MHP Genel Merkezi'nin de seçim stratejisini belki bu önümüzdeki hafta daha iyi algılayabiliriz. Çünkü şu an MHP'de bir olağanüstü kongreden çıkılmış. Evet. Olağanüstü kongreden sonra seçim stratejisinde Türkiye genelinde görev yapacak genel başkan yardımcılarınızı tespit edeceksiniz. Ahmet Bey, ekibinizi kuracaksınız. Tabii ki. Ondan sonra seçim stratejilerinizi, slogan veya söylemlerinizi geliştireceksiniz. Ama şunu da söyleyebiliriz. Ne oldu? MHP şu algıyı verdi. İki bayramında bir arada kutlanabileceği. Hı hı. Çünkü özellikle 21 Mart Nevruz gününün seçilmesi bazı kesim tarafından Nevruz kutlamalarının suistimal edildiğini, aslında 21 Mart Nevruz kutlamalarının Türklük geleneğine oldu. Veya oradan bir mesaj verdi yani. Türklük geleneğine siyasi hayatta çizgisiyle veya stratejisiyle yön veren MHP'nin o günde bir kongre yapması. Hı hı. Yani Türkiye'nin kalbi burada atacak veya Türkiye seninle yürüyor gibi söylemleriyle yeni bir söylem geliştirmeye çalışıyor MHP. Hı hı. Ve burada teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısının en çok büyük bir oy aldı Şevkat Çetin Bey. Şevkat Çetin Bey. Zaten bu da dikkatimizi çok eskiden çekiyor. Beri bu şeyin ve içerisinde. Burada yani benim en büyük dikkatimi çeken bir konu da şu oldu Ahmet Bey. Ümit Özdağ Bey vardı. Evet. Geçen seçimlerde Devlet Bahçeli'nin karşısında olmuştu ama bir bu seçimde de problemli bir kola oldu. Evet, beraber oldu. Çok da değerli bir siyasetçi. Ve merkez karara giren bir isimlerden biri. Evet. Ne diyeyim? Erkan Haberal var. Mehmet Haberal'ın oğlu. Mehmet Haberal'ın oğlunun evet, Sayın Haberal'ın evet. MHP saflarında yer aldığını görüyoruz. Bir sporcu Sevret Bey miydi ismi, şu an hatırlayamadım tam. Onun yer aldığını. Hı. Yani MHP seçimde bu 2015 seçimlerinde ve 11. kongrede yelpazesini sanki biraz daha açmış gibi geldi. Daha Türkiye'yi kucaklayıcı, evet, böyle daha bütünsel bir şekilde. Bunun yanında da şu an belki kamuoyuna yansıdı yansımadı bilmiyorum. Biz burada ilk defa paylaşmak istiyorum. MHP'nin kurmay takımı dediğimiz A takımı baraj altında kalabilecek veya kendi söylemlerine veya çizgisine yakın partilerle de görüşmeler yapılıyor. İkili, üçlü diyaloglar hala, evet, devam ediyor. Saadet Partisi gibi, Saadet, Büyük Birlik veya Partisi Refah gibi. Partisi veya Büyük Birlik, aha, Partisi veya ne diyeyim? Diğer küçük partiler, BDP, Yurt Partisi gibi veyahut da. BDP değil, Yurt Partisi, BDP Türkiye değil, Partisi. Şey, Haydarbaşı'nın Haydar Partisi Paşın, evet, Büyük diyelim. Türkiye Partisi. Büyük Türkiye Partisi, aha, gibi kendi çizgilerine yakın veya tabanı aynı. Muhafazakar. Hitap edecek olan, evet, partilerle de görüşmeler olduğunu biliyoruz. Hedef, evet, bütün programlarında söylüyorum ben, 7 Haziran 2015 seçimleri Türkiye'de bir dönüm noktası olacak. Hı. Bu AK Parti için de geçerli Ahmet Bey. Hı hı. CHP için de geçerli. MHP için de geçerli. BDP için ve geçerli. HADEP için. Barış ve Demokrasi Partisi. Barış ve Demokrasi Partisi. Biraz önce ben zaten ismini yanlış telaffuz ettim. Bizi, evet, izleyen belki o ya, siyasi partinin taraftarları izliyordur bizi. Toplum algılıyordur. Çünkü devamlı isim değiştiği için. Evet. Yani şu an Hakların Demokrasi Partisi, evet, yeni ismi. Evet. Hakların Demokrasi Partisi de kendine göre bir strateji çiziyor. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani 2015 seçimlerinde genel merkezdeki parti stratejilerine il teşkilatlarına uyması gerekiyor. Gittiğimiz ziyaretlerde genelde il başkanlarını sorduğumuzda ya il başkanı işte dün buradaydı, bir saat önce buradaydı, şu an genel merkezden çağrıldı, oraya gittiği gibi. Yani bir de yoğun bir trafik görüyoruz. Evet. İl başkanları, ilçe başkanlarıyla genel merkez arasında, çünkü kolay bir mesele değil. Kentin kaderini, ülkenin kaderini belirleyecek olan milletvekillerini tespit etmek zorundasınız. Tabii ki. Yani bunun farklı
partiler belki farklı stratejilerle, donelerle ortaya koyuyor. Belki uygulayacak, belki uygulanmayacak Ahmet Bey. O ayrı bir tartışma. Evet. Tamam, temayüller yapılıyor, merkez yoklamaları yapılıyor veya sivil toplum örgütlerine soruluyor ama Türkiye'de şu gerçek var. ABC partisi hiç önemli değil. Lider sultasında siyaset yapıldığı için eğer ben milletvekili olacaksam belki bütün kriterlerden başarılı geçmiş olabilirim bir aday adayı olarak. Ama benim geldiğim en son noktayı koyacak olan kişi veya benim listeye ismimi yazacak olan kişi genel başkan. Benim veya ülkemin, kentimin kaderi genel başkanların iki dudağının arasında. Maalesef öyle yani. Yani böyle de bir tamam demokrasi var diyoruz, siyaset gelişiyor diyoruz veya politika yapılıyor diyoruz ama aday adaylarında da bu korkuyu ben görüyorum. Yani sokaklarda, meydanlarda veya partilerde gezerken ya abi diyor işte müracaat ettik diyor. Olursa olur diyor. Ama gerçekten de sımsıkı sarılan aday adaylarında görüyorum. Kendine diyor, güvenen. Evet. Çıktım bu yola kardeşim diyor. Ben bütün diyor donelerle ortaya koyarım diyor. Ben diyor sokakta da olurum, ankette de olurum, temayülde de çıkarım, merkez yoklamasında da çıkarım diyor. Bütün diyor sivil toplum örgütlerini, basın medyayı da ziyaret ederim diyor. Ben bu kent için varım diyen aday profillerini de görüyoruz. Belki siz de yakından takip ediyorsunuz. Evet, takip ediyoruz. Ama bunun yanında da işte devlet memurudur. Gitmiş yasal haklarını kullanmıştır. Aday adaylığı parasını yatırmıştır. Bir herhangi bir siyasi partiden aday adayı olmuştur. Ya aday adayı olursam olur. Listelerde yer alırsam alırım. Ya hiç olmazsa da kazanamam biliyorum ama beni de ilk 11'in içine belki yazarlar. Ya bu da olmazsa işte giderim. İktidar partisi ise bir iş isterim veya kadromun yükselmesini isterim veya yerel belediyede ise bir daire başkanlığı isterim veya bir müdürlük isterim gibi de bir aday adaylarında müracaat profili beklenti görüyoruz. Var böyle beklenti bir... adayları var. Evet. Güzel bir konuya yani. Değindiniz. Beklenti adaylarını görüyoruz. Hı-hı. Mersin siyaseti için konuşuyorum. Evet. Belki diğer illerde mutlaka farklı orada da strateji vardır ama tabii ki. Biz buranın şeyini nabzını tuttuğumuz en için. Büyük Halkların Demokrasi Partisi'nde ise benim gördüğüm şu. Önümde anketler var. Farklı evet. Firmaların yaptığı anketler Ahmet Bey. Evet. Sizdeki anket rakamları nedir bilmiyorum. Hı-hı. Şu an çünkü genel merkezler bugünlerde çok anket yaptırıyor. Yani teşkilatlarına inanıyor, güveniyor. Sivil toplum örgütlerine inanıyor, güveniyor. Ama diyor ki benim için asıl olan diyor sokakta oy verecek insanlar diyor. Ve sokaklardaki esnaflar olsun, yaşayan o kentin dinamiklerine, farklı mahallelerde, farklı ekonomik kriterleri değişen bölgelerde farklı anketler yapılıyor. Evet. Belki de sizlere de soruldu. Şahsen bana soruldu. Evet. İstem dışı otomatikman telefon çalıyor. Ama bu anketleri zaten biz de yapıyoruz. Görüyorsunuz İçel TV ekranlarında vatandaşa direkt mikrofon tutuyoruz. Hı hı. Seçim geçim derken hangi parti oy vereceğini soruyoruz. Yani şu an Mersin kentinin gerçek anketleri İçel TV'de Ahmet Güler'de, Ahmet Söyler'de. Evet, mevcut. Yani biz bunu bütün siyasi partilerle paylaşabiliriz. Ama bizden bal almak isteyen, evet. Arı vardır gelir bir çiçeğe konar, o çiçekten bal almak isterse gelsinler kardeşim İçel TV ekranlarında siyaset tünelinden o balı alsınlar. Kendi stratejilerine katmak isterlerse katsınlar. Gerçek bilgi bizde. Çok biraz da kendimize pay çıkartalım. Evet, doğru 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 evet. Söylüyorsunuz. Hani ama ulusal medyaların da yaptığı bir anket var. Aha. Ulusal medyaların yaptığı anket belki Türkiye algısında değerleri değiştirebilir. Evet. Esas onlar rol oynuyorlar. Kentimizin anketleri daha farklı çıkabiliyor. Aha. Nasıl? Mersin'de nasıl görüyorsunuz? Yani bunu şimdi sormamda bir sakınca var mı acaba? Yani şu an bugünlerde anket yorumları yapabiliyor. Seçim yasaklarına girilmiyor. Ondan dolayı serbest konuşabiliriz. Aha. Şu an Türkiye genelinde farklı ulusal medyaların veya dünya gerçi doğru mu oluyor anketlerinin yapmamız ama yani naksır yok. Sıkıntı yok bence sıkıntı yok. Yok. Yani biz seçmeni yönlendirmiyoruz doğru, burada. Veya kamuoyunu biz bilgilendiriyoruz. Yani seçmenler bizim bu söylediğimiz etkisi altında kalmıyor. Etkisi altında kalmayacaktır. Ben ona inanıyorum. Evet. Örneğin şu an bir siyasi parti lideri çıkıyor diyor ki benim yaptırdığım masamda bulunan gizli ankete bakıyor. Diyor ki şu yüz. Ya kardeşim öbür siyasi partinin genel başkanı çıkıyor. Benim masamda kasamda gizli anketimiz şu. Ya bir başka partinin de genel başkanı çıkıyor. Diyor ki Ahmet Bey benim yaptırdığım anket bu. Ya şimdi kardeşim siz topluma algı mı vermek istiyorsunuz?
Gerçek görüntüyü mü görmek istiyorsun? Hı-hı. Ben de bu soruyu sormak istiyorum burada. Güzel bir soru ama. Evet. Yani gerçek tabanda size oy verecek olan seçmen ne diyor? Bunu bilmeniz gerekiyor. Ya sokaklara iniyoruz, siz de izliyorsunuz. Tabii Ahmet tabii, biz halkın içindeyiz zaten. 4 yani. Yıl geçmiş, milletvekilinin ismini bilmiyor. Bilmiyor. Partinin yönetimine gidiyoruz, partinin yönetimindeki kişi kendi milletvekilini tanımıyor. Halk nasıl tanısın? Tanımadığı gibi Ahmet evet. abi. Aynı zamanda o milletvekili abimiz de, kişi de mecliste çıkıp tabii o bölgenin, yani Mersin'in, Kayseri'nin veyahut da herhangi bir ilimizin yani sorunu hakkında bir gündem oluşturmuyor, bir konuşma yapmıyor. Ama bazı, şey bazı medyatik milletvekillerimizde yok değil de Ahmet var, Bey. Onlar, onlar da olumlu olumsuz onlar her şeye ilgili zıplıyorlar, meclis atlıyorlar. Gündemine bazı şeyleri taşıyor. Onları da tenzih ederiz buradan. Tabii biz onları tenzih ediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ama asıl olan milletin kendisinin oy verdiği tabii veya ki meclise gönderdiği insanlardan bir şeyler beklentisi var. Evet. Şunu istiyor. Tamam diyor, bu kent için bir şey yapmayabilirsin diyor. Ben seçmenlere sorduğumda şu algıyı alıyorum. Ya diyor bir telefonumu al, cevap ver ne olursun diyor. Evet. Veya diyor burada seçildin, gönderdin diyor. Arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılmamaktadır. Özellikle muhtarlar başka bir numara. Evet. Muhtarlar yani, bu problemi çok yaşıyorlar. Yani bunu seçmen de yaşıyor konuda. Ahmet Bey. Şimdi aday evet. adayları görüyorsunuz. Belki sizin de elinizi sıktı. Hı-hı. Geliyor kendini anlatıyor, tanıtıyor veya kendini ifade etmeye çalışıyor. Evet. Bu süreç geçiyor. Partisinin ilkeleri, vizyonu, misyonu veya ilkeleri veya seçim beyannamesi doğrultusunda sizlere yine geliyor, bizlere yine geliyor. Tabii. Veya ekranlarımıza yine geliyor. Diyor ki şunu şunu yapacağım diyor. Hı hı. Söz veriyor. Vatandaşla sözleşme yapıyor. Hı hı. Akitte bulunuyor. Doğru. İstem dışı da olsa. Ama evet. bunlar kayıta girdiğini belki de bilmiyor seçilen vekillerimiz. Seçilip gittikten sonra bir bakıyorsun ki televizyon ekranında farklı bir Ahmet söyler. Seçildikten sonra farklı bir Ahmet söyler. Ahmet yani abi, bunlar seçim öncesi kişiliğiyle seçim sonrası kişiliği değişmiş vekiller görüyoruz karşımızda. Bunlar biliyorlar da. Şimdi hepsi için konuşmuyorum. Tenzih ediyorum bazen ama işlerine gelmiyor. Öyle idare ediyorlar olayı. Ama yoksa biliyorlar. Verdikleri vaatlerin vatandaşın söylemlerini izliyorsunuz Ahmet evet. Bey. Hı-hı. Yani ben bu söylemler benim kendi söylemem değil. Yok haklısınız. Kamuoyunda bu evet. Siyasilere oy veren seçmenlerin söylemi evet. benim söylemlerim. Tabii onlar diyorlar bize geliyorlar. Böyle evet. böyle vaatlerde bulunuyor ama meclise gittikten sonra da unutuyorlar. Telefonlarımızı daha hiç çıkmıyorlar. Veyahut da bir ziyarete meclis zaten ziyaret edilme yeri yani orada biliyorsunuz çok ziyaretler yapılıyor ondan sonra ne bileyim yani ama milletvekilleri yani milletvekili adaylar veya evet. adaylar her seçimden seçime halkı hatırlıyorlar gibime geliyor. Yani biraz da bizim halkımız da artık bunları bilmesi gerekiyor. Yani seçecekleri adayları iyi tespit etmeleri gerekiyor. Ahmet Bey, iyi analiz etmeleri gerekiyor. Resmi kurumda bir iş yaptırıyorsunuz. Evet. Bir soru sorayım size o zaman. Buyurun. Elinizde iki tane evrak var. Biri aslı, biri fotokopisi. Hangisi geçerlidir? Aslı geçerlidir tabii. Asıl da biz miyiz? Biziz tabii ki. O zaman yani buna niye anlam veremiyoruz? Ya, kamuoyu aslında haklı, doğrusunu söylüyor. Haklı tabii evet. ki. Ben de sizin evet. gibi hani o şekilde düşünüyorum. Ama Türkiye'deki demokrasinin yapısında bu var. Yani sağlıklı demokrasi mi? O tartışılır. Yani evet. ona girmek istemiyorum şimdi. Konumuz o değil bizim. Bizim konumuz siyasi partilerin gelişmelerindeki evet. gelişmeler. Stratejiler. Siz en son şeyde kalmıştınız. Yani bu anketlerde. Anketlerde Hı-hı. şu an inan bize gelen anketler yani ulusal medyaya yansıyan veya bizim yaptığımız anketlerle arada inan uçurumlar var. Hı-hı. Çünkü şu an ben genelde yine sınırlama koymayayım. En alt rakamlarla en üst rakamları konuşarak söyleyeyim ben. Zaten sürprizler mi var yoksa? Sürprizler de var. Kamuoyundaki yansımalar da farklı olabiliyor. Evet. Örneğin şu an İktidar Partisi, AK Parti %35'lerle %45'ler tabii bunun Mersin olarak değil mi? Türkiye genel olarak. Evet. %35. %35, %45'lerde dolaşıyor. Firmalara göre de değişiyor. CHP'de ise %20'lerle %30'lar arasında dolaşıyor Türkiye geneli. Evet. MHP'de ise bu algı ve kongreden sonra ne olur bilmiyorum. Daha önceki yapılan bir ankette %13'lerle %20'ler arasında dolaşan bir grafik var. Hı hı. HDP'de ise Halkların Demokrasi Partisi'nde ise Cumhurbaşkanlığında verilen Demirtaş'ın bir mesajı neticesinde barajı açtı açmadı. Zaten ulusal medyada yansıyor. Açtık biz aşacağız. Emin bir güven veriliyor kamuoyuna ve farklı partilere giden o partinin tabanı var. Farklı partilerde bir şekilde
ya görev almış, ya oy verilmiş veya temsil edilsin diye birileri tarafından oraya yönlendirilmiş yöneticiler ve seçmen tabakası var. Evet. Bu tabaka eğer ki HDP'nin barajı aşacağını hissettiği gün diğer partilerden tabandan kaymalar olacak. Evet. Bu örnek veriyorum, MHP'de de olabilir, CHP'de de olabilir, AK Parti'de de olabilir. Böyle bir algıda... Yani tabanlandır ki onların tabanlarından... Evet, kendi özüne, yani kendi partisine diyeyim insanların. Anladım. Çünkü insanlar şu an şu algı var. Ya diyor, Ahmet Bey diyor, iktidar partisi diyor, ona işim düşer diyor. Ya orada bir oğlum olsun. Öbür partiye de gidiyor diyor ki, yerelde bu iktidar diyor, orada da kızım bulunsun. Veya diyor diğer tarafa da gidiyor ki ya bu da ne olur ne olmaz diyor. Yeğenim de orada olsun gibi bir toplumda dağılım anlayış, var. Anlayış var yani. Paylaşım var. Paylaşım. Yani siyasi partide şu var. Seçmenlerin bir kesiminde. Yani ne diyeyim, benzetme abesi olmasın. Güne bakan çekirdeği anladım. Gibi. Hı-hı. Güneş ne tarafta dönerse dönsün orada bir insanım olsun. Ama bazı da öyle sadık ne derler... Tabii canım, onlar seçmen tabanı var ki idealist, militan idealist gibi o adamı değiştiremiyorsun. Yani. O adam her yerde, her zeminde, her platformda partisi için gövdesini ortaya koyuyor. Yani, ama bir de sizin dediğiniz gibi ortada gezen oylar vardır. Evet. Bu, her seçimde o kararsız böyle, oylar kararsız daha farklı. 6-7 milyon gibi falan bir oydur yani bu. Kararsız oylar değil, hı-hı, Ahmet Bey. Evet. Kesinleşmiş o partinin hanesine yazılmış oylardan bahsediyorum ben. Siz onlardan bahsediyorsunuz. Yani özür dilerim, ben bir önceki seçimde, hı-hı, benim partim barajı aşmıyor, hı-hı, diye bakıyorum, bazı eylem söylemleri de o partinin benim hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben bu partide yer alayım veya oy vereyim. Evet. Ama şimdi bakıyorum ki kendi partim çıkmış, barajı da aşacak. Kardeşim diyorum, tam da kritik noktada. Tam destek verin ki barajı aşsın. Belki de Türkiye'deki siyaset mühendisleri de belki seçmenleri bu yönde yönlendiriyor da olabilir. O da olabilir, evet. Ama geldiğimiz noktada şu var, yani devletin zirvesinin veya küçük muhalefetin söylemleri, kamuoyuna yansıyan söylemleri var. Demokratik açılımlar olsun, demokratik çözüm süreci, çözüm süreci olsun veya ne diyeyim, kutupsal partiler diyeyim yani, radikal partiler, hı-hı, eylem söylemleri veya çizgileriyle radikal partilerin mesajları olsun. Türkiye'de tabanda gezen %20 diyebilirim. Hı-hı. %10 zaten sandığa gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Mersin'de bakıyoruz, 1 milyon 200 bin seçmen var. Hı hı. Şu an TÜİK veya YSK açıklamadı ama ortalama 1 milyon gibi seçmenin sandığa yansımasına baktığımız zaman Ahmet Bey, %900 binler. Yani Mersin seçmenin katılımı, bu kent için konuşuyorum, %85'lerde veya %80'larda. Anladım. Yani bunu Türkiye gerçeğiyle de baktığımız zaman, Türkiye gerçeğiyle de en yüksek katılımın %70-%80'lar olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de vatandaş olan veya seçimde oy kullanmak isteyen bir kitle ya partisine güvenmiyor, ya politikacılara güvenmiyor veya siyasetçilere güvenmiyor, sandığa gitmiyor. Evet. Böyle doğru, de bir seçmenimiz doğru var. Doğru bir tespit. Evet. Evet. Hı-hı. Yani bu da orana vurduğumuz zaman neredeyse %20'lere veya, evet, kararsızlar dediğimiz seçmen %10'lar. İkisini birleştirdiğimizde %20. Biraz önce oranları verdik. Yani bir ana muhalefet olabilecek güçte de bir seçmen kitlemiz, evet, sandığı boykot ediyor. Yani bir tarafta kararsızlar var. Evet. %10 diyorsunuz. Evet. Bir tarafta da hiç gitmeyenler var. Evet. Ortala gezenler. Yani gezenler veya değişebilen. Evet. Değişebilen. Bunlar da toplam ikisinin tekabülü yani %20 diyorsunuz. %20'ler ve bu da yani Türkiye Büyük ciddi Millet bir sayı, Meclisi'nde bir şeydir yani. Ana muhalefet partisi tabii gücündedir ki, Ahmet Bey. Yani şu anda CHP'nin, evet, biraz ama, şeyindedir yani. MHP gibi bir şeydir yani. Evet. Kentlere göre de seçim anketleri dediniz değişebiliyor. Örneğin bunun en değişken kentlerden bir tanesi Türkiye siyasetinde baktığımız zaman Mersin'i görüyoruz. Hı hı. Mersin daha önceki seçimlerde farklı bir parti, birinci parti oluyor. Eskiden şey vardı, İl Genel Meclisi vardı. İl Genel Meclisi'nde farklı bir parti birinci parti olabiliyordu veya yerel seçimlerde farklı bir parti birinci olabiliyor. Hı hı. Yani sayısal değerler değişebiliyor. Veya daha önceki seçimlerde Mersin'de milletvekili dağılımına baktığımız zaman biraz önce de söyledik, farklı sayılar çıkabiliyor. Evet. Ama şu noktada 2015 seçimlerinde Mersin için gördüğümüz tablo biraz daha farklı Ahmet Bey. Benim şahsen gördüğüm tablo. Ne gibi mesela, onu biraz açabilir miyiz acaba?
Geçen ben bir programda yine söyledim de bir tane partinin yöneticisi bana kızdı. Yani kardeşim gerçekler her zaman için vardır. Gerçekler yani ama biz de İçel TV ekranlarında eğer ki bu kamuoyunu bilgilendiriyorsak, kamuoyuna biraz önce dediğim gibi sağlıklı ve doğru bilgileri vermek zorundayız. Bizim görevimiz budur. Habercinin görevi bu. Hem bir birey olarak yani, hem bir insan siyaset tüneli yapıyorsak, siyaset tünelinden biz bu insanların geçmesini, bizleri izlemesini sağlayabiliyorsak, doğru bilgilerle insanları kanalize etmemiz tabii gerekiyor. Ki. Yani sırf polemik olsun diye veya bir partinin sözcülüğünü yapmak için burada programda yapmıyoruz Ahmet Bey. Tabii. Gerçekleri yansıtıyoruz. Tabii. Yani bunu belki de izleyicilerimiz direkt programlarda da görüyor. Tabii. Yani tarafsız gidiyoruz, bir şekilde bütün partilere siz de götürüyorsunuz. Teklifi biz de götürüyoruz. Tabii. Kardeşim İçel TV ekranları açık. Gelin kendinizi ifade edin. İl başkanı, ilçe başkanı veya aday adayları. Ama insanlar tercihini farklı yerlere kullanabilir veya farklı basın kuruluşlarına kullanabilir. Tabii ki biz bunu her zaman tek burada deklara ediyoruz. Tabii ki. Sağ olsun yönetim kurulu başkanımız bu konuda bize bir sınırlama getirmiyor. Kardeşim diyor, eğer benim televizyonun ismi İçelse, bu kentin ismi de İçelse diyor, bu İçel'de siyaset nerede varsa siyaset yapacak olan bütün insanlara televizyonumuzun veya radyolarımızın kapısı açık diyor. Evet. Ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yani tarafsız ve ilkeli zaten yayın yapıldığı için biz burada yer aldım. Ben açık ve net söylüyorum. Evet. Eğer ki burada tarafsız ben ifadelerimi söyleyemeyeceksem, Mersin kamuoyuyla paylaşamayacaksam bir anlamı yoktu bence. Evet. Yani tarafsız, şeffaf ilkeler doğrultusunda ve bütün partilere eşit mesafede davranılıyor. Evet. Ve biz de söylemlerimizle bunu yapmak zorundayız. Ya bazılar diyor ki ya işte kardeşim senin bir siyasi çizgin var. Tamam, benim bir siyasi çizgim var. Ahmet Bey sizin de bir siyasi çizginiz var. Ne diyorum ben her zaman? Kardeşim benim o siyasi çizgim veya düşüncem bir metrekare yerdedir. Bir metrekare yere gittiğim zaman tercihimi basarım, atarım, orada kalır. O benim yukarıdaki Allah'la benim aramdaki konudur. Ya işte sokaklarda görüyoruz. Ya diyor ben sana diyor eşine şu partiye ver dememiş miydim? Ama konuşmalarda bakıyoruz ki eşinin tembih ettiği değil de başka bir partiye oy veren insanlarımızı da yansımasını görüyoruz. Ya demek ki evimizdeki eşimize, çocuklarımıza bile müdahale etme şansımız yok siyasette. Tamam. Onun için siyasi liderlerin, adayların kendilerini topluma çok iyi ifade etmeleri gerekiyor. Çünkü herkes bir potansiyel size veya bana oy verebilecek seçmen kitlesi. Tabii ki. Bu iletişimin iyi sağlanması gerekiyor. Hı hı. Ama Mersin'de sürprizin seçimlerde ben... Onu soracaktım. Yani gerçi bunu Türkiye genelinde de sormak istiyorum ama biraz erken mi olur bilmiyorum ama. Ama şu an yani, aday profillerine baktığımız zaman Ahmet Bey veya müracaatlara baktığımız zaman. Siz konuklardan falan bu havayı alıyorsunuz zaten mutlaka. Ya yani konukların şöyle haricinde ya biraz önce söylediniz. Evet. Ben Mersin kamuoyu beni çok iyi bilir. Ben buradaki arkadaşlara da söyledim televizyonda. Ben bir bakarsınız gece 3'te Mersin halindeyim. Diyeceksin ki Mersin halinde ne işin var? Seyyar satıcı mısın? Yok. Veya kazılımbal mısın? Yok. Veya tüccar mısın? Yok. Ama kentin nabzı o saatte orada atıyor. Alıcısı geliyor, satıcısı geliyor, üreticisi geliyor. Farklı illerden orada, insanlar orada geliyor. Ben oradaki dokuyu veya oradaki yansımayı yansıtmak zorundasın. Veya bakıyorsun bir parkta veya bir bakıyorsun bir mahallede, yani bakıyorsun o ilçede yerel seçimlerde farklı bir parti kazanmış ama sokaklarda baktığın zaman farklı partilere farklı sesler getiriyor. Ondan sonra ya diyorlar orada kardeşim olmaz. O bölge, o mahalle bizim gibi bir algı da var partilerde. Evet. Kesinlikle de öyle değil. Hı hı. Çünkü seçmen bu özellikle son seçimlerden sonra değişken bir yapıya sahip oldu. Seçmenin kalitesi yükseldi. Yükseldi. O çok önemli bir soru. Yani, yani kendi seçmenin kalitesi şu an Ahmet Bey çıtası yükseldi. Yani geçmiş dönemden baktığımız zaman şöyle. Ya geçmiş dönemde şu vardı Ahmet Bey. Ben genel başkandım. Ankara'dan size diyordum ki Ahmet Güler git Mersin'de şunu söyle, şunu yap. İletişim çağında değildik. Evet. Sosyal medya insanlar bu kadar kullanmıyordu. Veya işitsel, yazılı, görsel basınlar bu kadar etkin değildi. Şimdi bir genel merkezde veya bir genel merkezdeki bir başkan yardımcısının bir olayı bir bakıyorsun anında cam ekranda. Evet. Yani seçmen anında gelişmeleri bilebiliyor. Bazen o kadar ileri gidiyor ki bizi arıyorlar. Ya abi diyor bu konuda böyle diyorlar sen ne diyorsun?
Biz de o sosyal medyadaki bizi takip eden yakınlarımızdan öğreniyoruz bazı gelişmeleri de. Evet. Her ne kadar genel merkezde arkadaşlarımız var, takip ediyoruz veya siyasi partilere girip çıkıyoruz ama gelişmeleri sosyal medyada bize destek veren arkadaşlarımızdan daha anında takip edebiliyoruz Ahmet Bey. Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi tabii ki geçmişten günümüze seçmenin kalitesi değişiyor. Amenna, kabul ediyorum. Artı bunun yanında ben geleceğe daha olumlu, daha pozitif bakıyorum. Gelecek seçimlere falan. Neden diyeceksiniz? Şimdiki gençler gelecek 4 yıl sonra, işte ondan sonraki 8 yıl sonra anneleri, babaları, abileri olacaklar. Değil mi yani o gençler? Evet. Onların dünya görüşleri, hayata bakış açıları daha farklı olacak. Ve çıta yükselecek diye düşünüyorum ben. Bu da demokrasimiz adına olumlu şeylerin katacağına inanıyorum ben. Ondan dolayı aynı ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani demokrasinin gelişmesi açısından seçmenin kalitesinin artması, yükselmesi ülkemiz adına iyi olur diye düşünüyorum. Bir de şu var Ahmet. Böylelikle de siyasi partileri evet. Daha çok çalışmaya sevk eder. Daha yaratıcı olurlar. Daha gerçekçi olurlar. İki ev, bir araba anahtarı vaat etmezler. İki evin anahtarını. Tencereyi önce verdik, kapağını sonra vereceğiz. Geçmiş zamanda iyi hatırlarım. Veya arabayı verdik, lastiğini evet, sonra vereceğiz. Çocukluğumuz bitti artık evet, Türkiye'de. Çocukluğumuz döneminde evet. Hatırlıyorum. Köye şeyler gelirdi, biz köye giderdik. Köy çocuğum ben aynı zamanda. İşte büyük adamlar, büyük başlar gelir. Sigara kağıdının üzerine vaatlerini yazarlardı. Daha doğrusu halktan dinlerlerdi, köylü ahalisinden evet. Dinlerlerdi. Anlatırlardı sonra ya dışarı çıktıktan sonra atıyor işte. Köyün çıkışında o notları bulurdu. Unutulurdu, evet, bir daha gelmezdi. Yani ondan dolayı artık siyasetin çıtası, daha doğrusu seçmenin kalitesi şimdi, yükseliyor yani. Ben de öyle düşünüyorum. Niye yükseliyor yani. Biliyor musunuz Ahmet Bey? Orada evet. İnce bir ayrıntı var. Şimdi biliyorsunuz ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Evet. Gençliğine diyor sahip çıkan bir toplum diyor. Muasır medeniyet seviyesine ulaşır diyor. Mekanı cennet olsun. Evet. Doğru söylüyor. Ama geldiğimiz noktada Türkiye'de seçme ve seçilme yaşı aşağı indirildi. Şu an 18 yaşındaki gencimiz oy kullanıyor. Evet. 25 yaşındaki gencimiz parlamentoda bizi temsil edebilir. O 18 yaşına indirilmesi sizce doğru bir şey mi? Bence doğru bir şey. Doğru bir şey. Eğer ki anayasal ehliyette bir kişi kişilik haklarını anne babasından hür iradesini orta yaş söyleyeyim. Belki bazı hukukçuların yani ehliyet yaşında. 16 yani yaş kendi söyleniyor ama aklı ehliyet bağlı, yaşımız. Yani kendi kararını verebilecek. 18 yani, yaş yani. Hür irade yaşı ise kendi bireysel haklarını ifade edebiliyorsa seçme seçilme hakkında ifade etmesi bence doğru bir bence uygulama. De doğru. 18 yaş iyi doğru. Ama hala yine konuşuluyor. Ha, tehlikeli mi? Tartışılır o ayrı mesele. Niye tartışılır? Yönlendirme açısından diyorum. Yok yani. Ahmet Bey kesinlikle tartışılmayacak bir konu. Ben kabul etmiyorum. Eğer 18 yaşında ben ehliyetimi alıyorsam seçme seçilme hakkı da veriliyorsa hatta ben seçilme yaşının da 18'e indirilmesini. Ya meclise bakıyoruz kardeşim. Yani tenzih ben ederim. Bilmiyorsam 24 değil mi? Seçim şu an 25. 25 evet. Seçme yani seçime aday olabileceksem aday en az 25 yaşını doldurmam gerekiyor. Hı, evet. Ondan sonra seçime girebiliyorum. Evet. Milletvekili olabiliyorum. Ama bana oy kullanma hakkını eğer anayasal olarak sen veriyorsan 18 yaşında, 18 yaşında da niye beni milletvekili yapmayasın? Ama şunu koyabilir. Der ki kardeşim cahilsiniz, gençsiniz, yetişeceksiniz, pişeceksiniz. Ya 11 kişilik seçmen listesinde bir tane, iki tane niye genç olmasın? Çünkü nüfusumuz bakıyorsunuz gençleşmeye doğru çalışmalar yapılıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan söylemlerine bakıyorsun. Eskiden sanki bir kriter var gibiydi. Bir çocuk veya hiç çocuk olmasın ailelerde. Şimdi bakıyoruz çoklu çocuk veya genç bir nüfus hedefleniyor ülkemizde. Veya çıta 3 konmuştu. Şimdi 5 denilebiliyor. Çekinmeden de bunu devletin zirvesi söyleyebiliyor Ahmet evet. Bey. Yani buradan seçmen kitlesi bilgili veya dinamik bir seçmen var Türkiye'de. Evet. Yani o şeyi ve sosyal medyayı kullanan, çok iyi basını kullanan yakından yani. Takip eden, anlık gelişmeleri takip eden bir seçmen kitlesi olduğu için yani seçim veya seçmenlerin kalitesi belki buradan artıyor diye düşünebiliyorum ben. Evet. Evet. Şöyle bir duyuruda bulunabilir miyiz bilmiyorum ama 27 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun asmış olduğu seçim listeleri galiba indiriliyor değil mi? Kaldırılıyor. Muhtarlıklarda yani. Şu an muhtarlıklarda asılı şu anda. Bunu da bir duyuru olarak ama, belirtelim yani değil mi? İnsanlarımız. Seçmenlerimiz belirtelim. Zaman olmayabilir. Evet. Veya o muhtara oy vermeyebilir.
Bak bu da var Ahmet Bey. Evet. O muhtar oy vermeyebilir. Belki aralarında husumet yaşanabilir. Teknoloji gelişmiş. YSK sitesine girdiği zaman, kendi TC'sini verdiği zaman da seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını evet. veya nerede kayıtlı olduğunu görebiliyor. 27 Mart akşamına kadar. 27'sine kadar bunu YSK sitesinden evet. veya muhtarlıklardan öğrenebilirler. Bu seyircilerimize ve dinleyicilerimize iletelim. Güzel bir konuya parmak bastınız. Ben teşekkür ediyorum. Yani vatandaşa vatandaşlık görevini de bu vesileyle bu programda da öğretmek zorundayız. Birlikte yapmış evet. oluyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ben aynı zamanda konumuzun bilmiyorum dışına mı çıkmış olacağım ama şöyle bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Hatırlatma değil daha doğrusu. Sormak istiyorum size. Bu seçim barajları var. Yani bir evet. %10 barajı. O konu hakkında bir düşüncenizi alabilir miyim acaba? Şimdi yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şunu düşünüyorum. Bir zamanlar çıkıp meydanlarda, sokaklarda kardeşim bu barajları koymayın. Evet. Bu barajlar demokrasiye aykırı. Bir gün gelecek. Bak çok iyi hatırlıyorum. Bir gün gelecek. Bu barajlarda sizler boğulacaksınız. Diye söylemler vardı. Evet. Geçmiş siyasi liderlerin söylemlerine baktığımız zaman. Sayın Cumhurbaşkanımız da evet. çok söylemişti. Başbakanken. Ama yani şimdi ondan geldiğimiz noktada. Evet. Eğer ki bir demokrasiden bahsediyorsak evet. veya çoğulcu katılımdan bahsediyorsak o zaman şunu dememiz lazım. Eğer devlet kurumlarıyla veya kurumsal yapısıyla bir bütünse kardeşim YSK 31 tane partiyi seçime sokuyorsa tabii ki. 31 tane partiyi oy pusulasında benim önüme koyuyorsa kardeşim o zaman bu barajdan söz etmememiz gerekiyor. Konuşmamamız gerekiyor. Evet, ya da o zaman şu kriteri koyması gerekiyor. Son seçimlerde işte şu kadar oy alan 3, 5 veya 10 o partileri koyuyorum demesi gerekiyor. Yani burada uygulamada da ben bir yanlışlık olduğunu görüyorum. Ben de ve bunu da deklare etmekte ben kendi adıma beis görmüyorum. Yok yani. Siz madem doğruları konuşmak evet. gerekiyorsa tabii sizin düşünce tarzınız farklı olabilir ama ben de sizin gibi düşünüyorum. Sağlıklı bir demokrasi, sağlıklı bir toplum olmak istiyorsak barajların kesin yani seçim barajlarının kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Zaten ha bunun Ahmet limiti %1 olur. Belki de 2015 seçimlerinden sonra barajı da konuşmayacağız. Çünkü belki. Niye? Sistemin değişmesi söz İnşallah konusu. Ümit ediyorum. Yani, sistem, yani Türk tipi başkanlık sistemi da. Tartışılıyor ya, o ayrı ülkemizde. Bir mesele. Şimdi o, evet, o... Abi ayrı bir mesele değil. Evet, Türk tipi başkanlık 7 Haziran sistemi. Seçimleri Türkiye'de bir dönüm noktası diyorsak. Evet. Eğer ki bütün siyasi partiler bu 7 Haziran seçimlerine canla başla asılıyor. Kazanmak için strateji geliştiriyorsa. Evet. Yani... Türkiye'deki bazı gerçekleri de İçel TV ekranlarıyla tabii canım, ve radyo kulaşım necileriyle konuşmamız gerekiyor, zorundayız. Paylaşmamız veya gerekiyor tabii ki. Bir tartışma yapılıyorsa tabii ki. Bu tartışmada fikirlerimizin de dinleyiciler tarafından bilinmesi tabii gerekiyor. Ki. Tartışalım, evet. konuşalım ki doğruyu, sağlıklı şeyleri ortaya çıkartalım. Bizim bize aykırı olabilir, aykırı şeyler olabilir, aykırı düşünceler olabilir. Ama demokrasinin bu güzelliği bu değil mi? Evet. Demokrasi de nedir? Demokrasi bir yarıştır. Demokraside insanlar düşüncelerini hür bir şekilde anlatması gerekiyor, gereklidir. Ve böylelikle de daha sağlıklı bir toplum oluruz. Daha sağlıklı bir ülke oluruz ki hem demokrasimiz gelişmiş olur hem insanlarımız gelişmiş olur. O yüzden konuşalım. Konuşmaktan zarar gelmez. Ya konuşalım da ama... Yeter ki dövüşmeyelim. Dövüşme olmaz. Birbirimizin burnunu kırmayalım, kanatmayalım. O... Çünkü... Bu yani olmaz, böyle değil, olmaz. Geri kalmış toplumlarda veya evet. bakış açısı farklı evet. olan topluluklarda olur. Evet. Ama Türkiye'nin geldiği noktada şu an artık herkes bir huzur istiyor, barış tabii istiyor, ki, inşallah. Birlik, beraberlik istiyor. İnşallah, temennimiz o zaten. Evet. Ülkemizde veya kentimizde ne zaman insanlar birlik beraberliği sağlamışsa, birbirine kenetlenmişse başarıya ulaşmış. Umudumuz o zaten. Evet. Ümidimiz bu o. Bu temennimiz de bu olsun. Temennimiz de bu. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum ben. Bozulsun. Yani seçim gelir geçer. Tabii. Veya siyasiler gelir geçer. Ama önemli olan insanlık. Çok doğru. Karşılıklı hoşgörümüz. Evet. Yolda sokakta Allah korusun hastalandığımızda veya bir ihtiyacımız olduğunda ikili ilişkilerle insanlığımızın ön plana tabii çıkması. Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Evet. Ahmet abi programımızı yöneten arkadaşımız beni uyardı. Programımızın evet. sonuna gelmişiz. Evet. Zaman çok hızlı bir şekilde geçti. Çok hızlı gidiyor, evet. Siz de bayağı yoruldunuz. Çünkü üst üste program yapıyorsunuz. Ağzınıza, dilinize sağlık. Size çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Özel duygu ve düşüncelerimizi açmamıza fayda sağlıyorsunuz veya yön gösteriyorsunuz. Estağfurullah. İnan, bu kentle ilgili veya Türkiye siyasetiyle ilgili Ahmet Bey konuşacak çok konu var. Çok konu var. Ama ilerleyen programlarda, İnşallah. İlerleyen zamanlarda zamanla İnşallah. Konuşuruz diyorum. Konuşuruz. Daha sağlıklı ve bu yoğun programın akabinde sizde bu değerlendirme fırsatını yaptık. Ben size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Aslında gerçekten dediğiniz gibi yoğun bir tempoyla koşturuyoruz. Kolay bir mesele değil. Çok doğru. Seçimlere şu an belki de 70 gün var ama 70 günde belki de sizlerin temposu, bizlerin temposu ne kadar dayanacak bilmiyoruz. Ama kentimiz için, ülkemiz için 70 günde biz var olmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Allah yeter ki sağlık, sıhhat versin. Bizlere kolaylık versin diyorum. Ben şunu istiyorum. Mersin kamuoyundan, İçel TV aracılığıyla. Kardeşim, bütün siyasi parti il ilçe başkanlarına sesleniyorum. Biz sizin kapınızı çalıyoruz. Bu kent için çalıyoruz, bu ülke için çalıyoruz. Lütfen bize değer verin ve duygu ve düşüncelerinizi direkt bizimle paylaşın ki biz direkt sizin ağzınızdan bilgileri kamuoyuna iletelim. Tamam. Ya da zahmet olmazsa veya zamanınız olursa gelin İçel TV ekranlarında, işte Ahmet Bey'in programında, Tekin Bey'in programında, Ali Bey'in programında veya benim programda gelsinler, kendilerini ifade etsinler. Tabii. Kamuoyuna direkt sağlıklı bilgiler kendileri versin. Yoksa yani farklı ikinci, üçüncü ağız duyumlarla ben etik bulmuyorum bazı açıklamaları. Farkındaysanız mümkün olduğu kadar kaynağından sağlıklı bilgilerle Tabii. program yapmaya çalışıyoruz. Ben doğrusu da o zaten. Seviyemizi de korumak zorundayız. Tabii. Çok doğru. Çünkü biz İçel TV ekranlarında bu programı size yaparken, konuşurken şunu demiştik. Hatırlıyorsanız. Hı hı. Kaliteli ve seviyeli bir program yapacaksak Ahmet Bey, programa başlayalım. Ama sokaklardan veya kamuoyundan, izleyicilerden aldığımız tepkilerinde ben olumlu tepkiler olduğunu görüyorum. Bu da sevindirici. Biz bu çizgimizde devam edeceğiz. Sevindirici bir program. Bizi dinledikleri için, izledikleri için, İçel TV ve Radyo Klas dinleyicilerine ben teşekkür ediyorum. Siz sağ olun. Ne derseniz kabul. Bundan sonra top sizde Ahmet Çok Bey. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Partiler için değerlendirmeleri yaparız. Tabii bana fırsat verirsiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel bilgileri paylaştık sizinle. Sağ olun. Sevgili İçel Televizyonu seyircileri ve Radyo Klas dinleyicileri. Bugün Siyaset Tüneli programımız sona erdi. Ümit ediyorum ki önümüzdeki Perşembe günü yine sizlerle birlikte tekrar olacağız. Dileğimiz, temennimiz bu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.